Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Terör örgütü SDG açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile bütün ortak operasyonları durdurduk şeklinde bir açıklama yapıldı. Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin yaptığı hava harekatından hemen sonra bölgede ABD liderliğindeki koalisyonla beraber yürüttükleri bütün ortak operasyonları durdurduğunu açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz, açıklamalar yapan terör örgütü PKK-PYD-YPG-SDG'nin sözcüsü Aram Henna bazı açıklamaları kaydetti. Örgütün sözde sözcüsü, Türkiye'nin Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndan sonra ABD ile beraber yürüttüğü bütün koordinasyon, ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. SDG'nin genel komutanı Ferhat Abdüşahin, TSK'nın harekatından sonra DEAŞ'a karşı yürüttükleri sözlü operasyonları durdurduğunu duyurmuştu. Abdi, Türkiye'ye karşı savaşmakla meşgul olduklarını, DEAŞ'a karşı savaşmayacaklarını ifade etmişti. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon sözcüsü Patrick yaptığı açıklamasında Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, ancak TSK'nın bölgeye karşı operasyonlarından kaygı duyduğunu da ifade etmişti. Terör örgütü DEAŞ'la beraber savaştığını iddia eden YPG-SDG bu sözlü alıntıyla beraber kendisine meşru bir yol bulmaya çalışıyor. DEAŞ'a karşı operasyonları durdurduk diyerek uluslararası kamuoyunun tepkisini Ankara üzerine yönlendirmek istiyor. Kıymetli takipçilerimiz, ancak bütün dünya biliyor ki ana vatan Türkiye şu anda Suriye'de en adil bir şekilde hareket eden ülkedir. Terör örgütü PKK-YPG-SDG hiçbir şekilde ortada olmayan DEAŞ'la beraber operasyon yapmıyor ve onlar önlemek amacıyla hiçbir gayret sarf etmiyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.